Üçüncü kanto. Buradan gidilir acılar kentine. Buradan gidilir bitmek bilmeyen acıya. Buradan gidilir gitmiş insanlar arasına. Adalet yol gösterdi ulu Rabbime. Kutsal güç, yüce bilgelik, ilk sevgi yarattı beni. Benden önce her şey sonsuzdu. Sonsuza dek süreceğim ben de. İçeri girenler, dışarıda bırakın her umudu. Bir kapının üstünde koyu renkle yazılı bu sözleri görünce, "Usta," dedim, "beni ürkütüyor bu sözlerin anlamı." O, içimden geçenleri anlamıştı. Burada her türlü korkuyu bırakmalı, ödlekliğin kökünü kazımalı. Sana söylediğim yerde iş şimdi. Akıl hazinelerini yitirdikleri için acı çekenleri göreceksin. Sonra eliyle tutup elimi, gülümseyerek yüreklendirdi, gizlerin içine soktu beni. Burada ağlamalar, inlemeler, yakınmalar uğulduyordu yıldızsız gökte. Gözlerimden yaşlar boşandı benim de. Çeşitli diller, iğrenç küfürler, acıdan yakınanlar, öfkeden bağıranlar, yüksek sesler, boğuk sesler, çırpan eller. Sonsuza dek karanlık bu havada, bir kasırgada savrulan kumlar gibi, kendi ekseninde dönen bir uğultu oluşturuyordu. Korkudan başım dönüyordu. Dedim ki, "Usta, bu duyduklarım ne? Acıya yenik düşen bu insanlar kim?" Dedi ki, "Bu rezil durumdakiler kötülükte, iyilikte yapmadan yaşamış olanların ruhları. Tanrı'ya baş kaldırmayan ama yanında yer almayıp, yansız kalan kötü meleklerle birlikteler. Cennet, güzelliğe gölgelenmesin diye kovdu bunları. İsyancı meleklere onur katmayacakları için cehennemin dibine de alamıyorlar onları." Dedim ki, "Usta, bunca ilenmelerine yol açan acının kaynağı ne?" Yanıt verdi, "Kısaca söyleyeyim dinle. Bunların ölmek umutları kalmadı. Öyle aşağılık ki karanlık yaşamları, kıskanırlar başka her yazgıyı. Dünyada kalmamıştır sanları. Bağışlama da, adalet de hor görür tümünü. Söz etmeye değmez, yalnızca bak ve yürü." Bir bayrak gördüm bakınca. Döne döne hızla yol alıyordu. Belli ki durdurak bilmiyordu. Ardından öyle çok insan gidiyordu ki, aklımın ucundan bile geçmezdi ölümün bunca insanı yenik düşürmesi. İçlerinden kimilerini tanıdım. Korkaklığı yüzünden büyük görevi bırakıp kaçanın gölgesini de tanıdım. Hemen anladım, inandım ki Tanrı'nın da, düşmanlarının da sevmedikleri kötüler sürüsüydü bunlar. Hiç yaşamamış olan bu zavallılar çırılçıplaktı ve oradaki at sinekleri, eşek arıları sokuyordu her taraflarını. İğrenç kurtçuklar emiyordu, yüzlerinden akıp gözyaşları ve ayaklarının dibine inen kanı. Biraz daha öteye bakınca bir kalabalık gördüm, büyük bir ırmağın kıyısında. Dedim ki, "Usta, bunların kim olduklarını öğrenmeme izin ver. Irmaktan geçmeye can attıkları seçiliyor bu cılız ışıkta bile. Nereden geliyor bu istekleri?" "Her şeyi anlayacaksın," dedi. Akeron'un hüzünlü kıyısında, adımlarımızı durdurduğumuzda. Utanıp yere çevirdim gözlerimi. Sözlerim canını sıkmasın diye ırmağa dek hiçbir şey demedim. Birden bir kayıkla bize doğru saçı sakalı ağırmış bir ihtiyar geldi. Bağırarak, "Sonunuz kötü, kötü ruhlar," dedi. "Ummayın sakın gökyüzünü görmeyi. Öbür yakaya, sonsuz karanlıklar, sıcaklar, buzlar diyarına götürmeye geliyorum sizi. Ey orada duran canlı ruh, git bunların yanından, ölü bunların hepsi." Gitmediğimizi görünce dedi ki, "Buradan değil, başka yoldan, karşıya geçeceksin sen, başka limandan. Senin için daha hafif bir kayık gerekli." "Karon, öfkelenme," diye rehberim söze girdi. "O, her istediğini yerine getirebilenin isteğiyle burada, başka bir şey söyleme." Gözlerinin çevresini alev çemberleri sarmış cehennem kayıkçısının pamuk gibi yanakları sakinleşti bunun üzerine. Ama bu acımasız sözleri duyunca o yorgun, çıplak ruhların renkleri değişti, birbirine vurdu dişleri. Tanrı'ya, ana babalarına, insanlara, doğdukları yere, atalarına demediklerini bırakmadılar. Sonra bir araya toplandılar. Tanrı korkusu bilmeyen insanları bekleyen kıyıda başladılar hüngür hüngür ağlamaya. "Kor gözlü Karon iblisi,
İşmal edip hepsini yan yana getirdi. Gecikenlerin sırtına küreğini indirdi. Güz gelip de yapraklar peş peşe dökülünce, dalların yapraklarını yerde görmeleri gibi, Adem'in kötü çocukları çağrıya uydular. Kuşlar gibi birer birer kayaya atladılar. Koyu renkli suda yol almaya başladılar. Ama onlar daha varmadan karşıya yeni bir kuyruk oluştu bu yakada. Oğul dedi Sevecen Usta. Tanrı'nın öfkesini çekip de ölenler buraya dünyanın dört bir yanından gelirler. Irmağı geçmek için sıraya girerler. Tanrı'nın adaleti mahmuzlayınca onları isteğe dönüşür korkulan. Geçmez buradan tek iyi bir ruh bile. Karo'nun niçin sana öfkelendiğini anlamış olmalısın şimdi. Sözleri bitince kapkara çevre öyle bir sallandı ki vücudumu ter basar yine o an aklıma geldikçe. Gözyaşlı toprak bir rüzgar estirdi. Rüzgarın içinde kırmızı bir ışık belirdi. Bütün duyularımı dize getirdi. Uykuya dalar gibi yerde buldum kendimi.